Yüce Allah bağışlanacak müminlerin vasıflarını sıralarken şöyle buyurmaktadır. Ve onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. Âl-i İmran Suresi. Tövbe etmenin üç şartı vardır. 1. Günahlardan dönüş yapmak. 2. Yaptıklarına pişmanlık duymak. 3. Bir daha aynı hata ve günahlara düşmemeye karar ve söz vermek. Tövbenin nasıl olması hususunda Hazreti Ali'den radıyallahu anh şöyle bir rivayette bulunuluyor. Bir gün bedevilerden biri Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem mescidine girdi ve "Allah'ım şüphesiz ben sana tövbe ve istiğfar ediyorum" dedi ve namazını kıldı. Bunu gören ve duyan Hazreti Ali radıyallahu anh adam namazını bitirince ona "Ey kişi, yalnızca dil ile süratle yapılan tövbe yalancıların tövbesidir. Halbuki senin bu tövben tövbeye muhtaçtır" dedi. Bunun üzerine o kişi, "Ey müminlerin emiri, o halde tövbe nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh, "Tövbe şu altı şeyle mümkün olur" dedi. 1. Geçmişte işlenmiş olan günahlardan pişman olmak ve yerine getirilmemiş farzları iade etmek. 2. Başkalarına haksızlık ve eziyet etmeyi bırakmak. 3. Husumet ve düşmanlığı kaldırmak. 4. Günah ve kabahatler içerisinde büyüyen nefsi, Allah'a olan itaat içerisinde küçültüp ona hiçliğini kabul ettirmek. 5. İtaatsizlik ve günah işlemenin sözde tadını çıkaran nefse, itaat ettirip günahlardan uzak durmanın acılığını da tattırmak. 6. Gülüşlerinde her birine bedel olmak üzere ağlamak. Necmeddin-i Kübra Hazretleri demiştir ki, Allah-u Teala kullarından birinin tövbesini kabul buyuracağı zaman ona şunları nasip eder. Kulunun aşağıların aşağısı derecesinden alarak âlâ-yı illiyyun derecesine yükseltir. Onu zatından başkasına ibadet etmekten kurtarır ve inayet, yardım cezbesiyle tasarruf eder. Yüce zatına dönmeyi ona muvaffak kılar. Zatına yakınlaştırmak suretiyle kulunun kendisine dönüşünü kabul eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala buyurur ki, ''Ben kulumun benim hakkımdaki zannı üzereyim ve ben kulum beni zikrettiği vakit kendisiyle beraber olurum. Kulum beni nefsinde zikir edecek olursa ben de onu nefsimde zikrederim. Kulum beni bir topluluk içerisinde zikrederse ben de onu daha faziletli bir topluluk içerisinde zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşacak olursa ben de ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşacak olursa ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelecek olursa ben de ona koşarak giderim." Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. "Alimler dünyaya dalmadıkları ve hükümdarların, idarecilerin içine karışmadıkları müddetçe, peygamberlerin Allah-u Teala'nın kullarına bıraktığı güvenilir emanetçileridirler. Onlar ne zaman dünyaya dalarlarsa, peygamberlerine ihanet etmiş olurlar. Böyle olanlardan uzaklaşın ve sakının. İslam dini, insanın batini ve zahiri refaha ulaşması için kurallar getirmiştir. Bu kuralları kavramanın yolu okumaktır, öğrenmektir. İnsanın neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmesi ilimden geçer. İlim insanı olgunlaştırır.
kişiye bilmediği kapıları aralar ve feraset kazandırır. İlim, amel etmek niyetiyle öğrenilir. Amel edilemeyecek ilim insana vebaldir. Yani kişi hem ilme talip olmalı hem de amele. Nitekim insanın ahiret yurduna götüreceği kazanç amelleridir. Şeyh Şadi Hazretleri bu konuda şöyle demiştir. İlmin ne kadar çok olursa olsun, bildiklerinde amel etmiyorsan cahilsin. Bildiklerini uygulamaya geçiremeyen kimse, sırtında kitap yüklü bir eşeğe benzer. Ondan ne araştırmacı olur ne de alim. Bu durumda işte sen de bunun gibi olursun. İlim, dini beslemek içindir. Dünyayı elde etmek için değildir. Amelsiz alim, fener çeken amaya benzer. Başkalarına yol gösterir, kendi göremez. Yine bu hususta Ebu Derda radıyallahu anh şöyle der. İlim öğrenmeyene bir kere, ilim öğrendikten sonra da onunla amel etmeyene 7 kere yazıklar olsun. İlim elde edip harama, helale riayet etmeyen kimse vakarını kaybeder. İlim onun nezdinde değerini yitirdiğinden, nefsinin hoşuna gittiği gibi konuşmaya başlar ve gönlünce fetvalar verir. Böylece hem kendini hem de karşısındaki halkı kandırır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Sizin fetva vermeye en çok cesaret göstereniniz, ateşe atılmaya en cüretli olanınızdır. İşte bu hale düşen insan sonunda fasık, yani açıktan günah işleyen kimse gibi olur. Onların desteksiz cesaretiyle cesaretlenir ve meclislerinde ileri atılmaktan geri durmaz. Nitekim ilmini amelle yoğurmayan kimse hakiki olgunluğa erişemez. Böylece hem günah işlemekte hem de cevaz vermekte cüretkâr olur. Çünkü böyle kimsede ilmin manasına muhabbet yoktur. Mevlana Hazretleri şöyle der. Nice alimler vardır ki hakiki ilimden, hakiki irfandan nasipleri yoktur. Bu çeşit alim, ilim hafızıdır, ilim sevgilisi değil. Rivayet edilen bir habere göre Allah-u Teala bir gün Hazreti Musa'ya, ''Ey Musa, bugüne kadar benim için bir amel işledin mi?'' diye sordu. Hazreti Musa, ''Ey Rabbim, ben senin için namaz kıldım, senin için oruç tuttum, senin için sadaka verdim ve seni zikrettim.'' dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala, ''Ey Musa, kıldığın namazlar senin içindir ve senin için kıyamet günü bir hüccettir. Oruç kıyamet günü seni ateşten koruyacak bir kalkandır. Sadaka seni kıyamet günü gölgelendirecek bir ameldir. Zikir ise senin yolunu aydınlatacak bir nurdur. Benim için hangi ameli yaptın?'' buyurdu. Musa aleyhisselam, ''Ey Rabbim, öyleyse bana senin için olan bir amel öğret.'' buyurdu. Allah-u Teala, ''Ey Musa, hiç sırf benim için bir kimseyi dost edindin mi? Yine sırf benim için bir kimseyi düşman edindin mi?'' dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, amellerin en faziletlisinin Allah için sevmek ve yine Allah için buğz etmek olduğunu anladı.